Mobilya denilince ilk akla gelen tabii ki Kasapoğlu Mobilya. Haftanın fırsatını sakın kaçırmayın. Bilgi için sizi de mağazamıza bir çayımızı içmeye bekliyoruz. Efendim, dün 30 Ağustos Zafer Bayramı Şehitler Anı'ndaki törende garnizon komutan vekilim Assubay Kıdemli Başçavuş Murat Patlar'ın konuşması damga vurdu. Gerçekten çok duygu dolu bir konuşmaydı. Zafer Bayramı'na yakışan bir konuşmaydı. Kendisi de konuşmadan etkilendi. Yer yer sesi çatallaştı. Duygu dolu konuşmayı gelin hep beraber bakalım. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama ve anma töreninin en önemli anı şüphesiz ki Korkuteli Garnizon Komutanı Vekili Assubay Kıdemli Başçavuş Murat Patlar'ın yaptığı günün anlam ve önemini belirten konuşmaydı. Patlar'ın konuşması sırasında sık sık çatallaşan sesi, yaşadığı heyecan ve duygusal anlar kameralarımıza böyle yansıdı. 30 Ağustos Zaferi ile Başkomutan Mustafa Kemal'in önderliğindeki Yüce Türk Ulusu emperyalist güçlerin işgalci ordularını ana vatan topraklarından kesin olarak atarak ebedi özgürlük ve bağımsızlığına kavuşmuştur. Bu zafer bütün otoritelerin tartışmasız bir askeri deha kabul ettiği Ulu Önder Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk tarafından Anadolu'da sağlanan milli birlik ve beraberliğin mutlak bir sonucu olarak kazanılmıştır. Her safhası tek tek düşünülerek kazanılan bu zafer aziz yurduna ve bağımsızlığına kasteden işgal kuvvetleri karşısında Türk ordusunun koyduğu eşsiz bir zaferdir. Bu zafer muhteşem kılan unsur harbin, kadın, çocuk, yaşlı demeden milletçe topyekun bir savaş olarak icra edilmiş olmasıdır. Türk ulusu bu meydanda Ulu Önder'in liderliğinde aklının akıyla çıkmaya başarmıştır. Türk tarihine altın harflerle yazılan bu zaferin çok önemli siyasi ve askeri sonuçları olmuştur. Bu zaferle Türk ulusunun son neferine kadar yok edilmedikçe Türk istiklalinin elinden alınmayacağı, Türklerin yalnız askeriyle değil, milletiyle topyekun savaştıkları bir kere daha ispatlanmıştır. 30 Ağustos zaferini bize armağan eden, kahramanlıklarla dolu tarihimiz, yeni bir çığır açan bayrağımız, korkusuzluğun, yurtseverliğin bir efsanesi, bir destanı olmuştur. Üzerinde yaşadığımız bu kutsal vatan toprakları, bizlere armağan eden milletimizin, varlığımızın, birliğimizin ve beraberliğimizin ölümsüz sembolleri aziz şehitlerimiz. Temiz kanlarınız ile suladığınız, ebedi istirahatgahınız olan vatan topraklarında rahat uyuyunuz. Emanetinizin bekçisiyiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere gözlerini kırpmadan aziz kanlarını bu topraklara akıtarak sonsuza ulaşan şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş olan gazilerimizi rahmetle, hayatta olan gazilerimizle minnet ve şükranla anarken tarihi boyunca ordusuna her zaman destek veren Yüce Türk Ulusu'na şükranlarımızı sunarım. Arz edelim.